Merhaba sevgili izleyiciler, Başkent Gündemi programımızla karşınızdayız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Sivas'taydı. Çünkü Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla CHP orada bir araya geldi. CHP liderinin önemli açıklamaları da vardı, mesajları. Çağrıda bulundu iktidara. 5 konuda çağrıda bulundu. Tarafsızlık ilkesine vurgu yaptı. Şeffaf olunmalı çağrısında bulundu yine. Ve güçler ayrılığı vurgusu vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunlara bir bakacağız, bunları konuşacağız. Tabii çok konuşulan bir başka konu da Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı Soylu'nun yönelttiği eleştirilerdi ve tehdide varan ifadeleriydi Ekrem İmamoğlu'na ilişkin. Hem CHP liderinden hem grup başkan vekillerinden yanıt geldi. Onlara bir bakacağız. Kadın cinayetleri son bulmuyor. Bugün yeni veriler de vardı. Sadece bir ayda 49 kadın erkekler tarafından öldürüldü bilgisi geldi araştırmaların sonucunda ve tabii nasıl, ne şekilde toplumsal olayların getirdiği noktayı da birazcık konuşacağız. Bunun dışında üst üste zamlar diyoruz. Doğalgaza gelen zam başka şeylere de yansıdı elbette. Vatandaş ne diyor? Vatandaşın sesini de ekranımıza yansıtacağız. Hemen konuğumuza dönelim. CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Konu başlıklarımız fazla. Süremizde yettiğince gündeme taşıyacağız. Evet. Şimdi CHP ile başlayalım. Daha doğrusu CHP ile değil, yani Sivas'ta başlayalım. Evet, Sivas Kongresi'nin 100. yılı dedik ve parti meclisi de orada gerçekleştirdi. Ama bir konuyu atlamayalım hemen. Acı haber geldi bugün Mardin'den. Bir askerimiz şehit oldu. PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Bir askerimiz şehit oldu. İki askerimiz de yaralandı. Şehidimize Allah'tan rahmet dileyerek başlayalım. Maalesef son günlerde çok sık haberleri veriyoruz böyle ama buyurun, sözü size bırakayım. Evet, bugün 4 Eylül. Bundan yaklaşık 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk Amasya Genelgesi'yle, Erzurum Kongresi'yle başlattığı milli mücadeleyi artık bölgesel olmaktan çıkarıp Sivas Kongresi'yle tüm ulusal mal etti. Aslında Mustafa Kemal Atatürk ulusal kurtuluş mücadelesini başlattı ama 4 Eylül'de aynı zamanda 108 gün Sivas'ta kalarak devletin yönetim şeklini, Cumhuriyet'in temel ilkelerinde 108 gün Sivas'ta çalışarak deklare etti. Bu anlamda çok önemli işler yapıldı. Bir kez daha buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Yine bir şehidimiz var. Çok üzgünüz. Maalesef şehit haberlerinin ardı kesilmiyor. Bugünkü şehidimize ve tüm geçmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun. Bugün CHP lideri dedi ki Sivas Kongresi CHP'nin ilk kongresidir. Evet. İfadesini kullandı. Oradan çağrıda bulundu. 5 konuda. O başlıklarla bir başlayalım. Çünkü o başlıklar aslında şu anda Türkiye'yi bu halde olmasına neden olarak gösterilen başlıklar. Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması, güçler ayrılığı vurgusu vardı. Evet. Yani hukukçu olmam hasebiyle de bu konuda söyleyeceklerim var. Biliyorsunuz demokrasilerde check balance sistemi çok önemlidir. Demokrasilerde yasama, yürütme ve yargı erkleri hem bağımsız olmalı, hem de birbirlerini dengeleyebilmeli, hem de birbirlerini denetleyebilmeleri önemlidir. Parlamenter sistemde de 80 yıllık, 90 yıllık Cumhuriyet tarihiyle beraber daha öncesine bakarsanız 1839'dan beri Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren parlamenter sisteme geçiş hazırlıkları yapılmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 23 Nisan 1920'de Cumhuriyeti açtığında aslında parlamenter sistemle Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetilmesinin gerektiğini deklare etmiştir. Bu anlamda baktığımızda yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirlerini kontrol etmeli. Birbirlerini rakip değil, birbirlerini denetleyebilmeli ve birbirlerine herhangi bir üstünlük sağlamamaları gerekiyor. Ama bakıyorsunuz bugün maalesef yürütme erki son derece güçlü. Yürütme ergi yasama organının birçok yetkisini kendi bünyesinde toplamış ve bence daha acı olan bir şey var. Yürütme erki maalesef yargı bağımsızlığını da ortadan kaldırmış. Yargının tarafsızlığını bütünüyle ortadan kaldırmış. Hatta denetleme yetkisini elinden almıştır. Bu anlamda genel başkanımızın söyledikleri çok kıymetlidir. Çünkü yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirlerini kontrol ediyor olması dahi Türkiye'de birçok problemin çözülmesine olanak sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda genel başkanımızın çağrısını sonuna kadar destekliyoruz. Şimdi bu çağrının içinde hani kuvvetler ayrılığına uyulmalı, işte Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Yani bu sistemle bu mümkün değil.
değil midir? Peki. Şimdi şöyle, aslında Türkiye'de bir rejim değişikliğine gidildi. Yani parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ama daha önce dünyanın herhangi bir ülkesinde uygulanmamış bir sistem aslında topluma dayatıldı. Bunun üniversitelerle, STK'larla, siyasi partilerle herhangi bir tartışması ya da altyapısı hazırlanmadı. Sadece kapalı kapılar ardında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında bir takım yasal düzenlemelerin önü açıldı ve bunlar referanduma sunuldu. Referandum sürecini hatırlayın. Biz o dönem hayır blokunda yer aldık. Evet. Ve bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'de parlamenter sistemi ortadan kaldırdığını, yasama ve yargının özellikle yürütmenin kontrolüne gireceğini anlatmıştık. Ama o kadar baskı ve dayatmaya devlet imkanları kullanarak %51 gibi bir oranla maalesef bu Türkiye'nin önüne konulmuş oldu. Bakın ben size İsviçre'den bir örnek verebilirim. Finlandiya'dan bir örnek verebilirim. Anayasalar toplumsal uzlaşma mutabakat metinleridir. Yani %5, %10'u bile dışarıda bırakamazsınız anayasanızı hazırlarken. Ama biz ne yapıyoruz? %49'un görüşüne hiç itibar etmiyoruz. Ben yaptım, benim istediğim bu, bunu kabul etmek zorundasınız. Şimdi çağrıda anlayışı bulundu yapıldı diyoruz ama CHP lideri, yani bu çağrıya nasıl bir karşılık gelebilir? Yani bunun mümkün olmadığının altını çizdiniz siz, evet, de. Dolayısıyla evet. Bir değişikliğe mi gidilmesi? Yani şöyle, çözümünü o mu olmalı tabii, çözüm olarak? Bakın aslında sadece bizim partimiz değil ya da muhalefette olan diğer partiler değil. AK Parti'nin daha önce geçmişte ciddi anlamda yönetiminde bulunmuş insanlar da bu sistemin Türkiye'ye uygun olmadığını söylüyor. Bakın bu sistem Türkiye'nin tarihine, siyasi geçmişte uygun değil. Bu sistemi uygulamak doğru değil diyorlar. Şimdi öyle olunca bu sistemin değişmesi gerekiyor. Peki ne olmalı? Yeniden güçlü parlamenter sisteme dönülmeli. Umarım bu çağrımız bu çağrımıza Sayın Cumhurbaşkanı yardımcı olur, bu çağrılarımıza kulak kapatmaz diye düşünüyorum ama bundan önce birçok önerimiz oldu. Bu ülkenin refahı için, huzuru için Sayın Genel Başkanımızın ve Parti Meclisimizin birçok kez çağrısı oldu ama hiçbiri maalesef karşılık bulamadı. Çağrılardan biri de milletin parasının hesabı verilmeli. İşte şeffaflık ilkesine vurgu yaptı CHP lideri. Şimdiki durumu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani belediyelerden biraz bunu gördük. Tabii, şimdi tabii. Değişim başladığı zaman. Hem tasarruf anlamında bunu görmeye başladık. Hem de işte liyakata uygun bir şekilde adımlar atılıyor. Şeffaflık ilkesine vurgu yaptı ve dövizle verdiğiniz garantileri Türk lirasına çevirin dedi. Bir ekonomi çağrısı da vardı. Evet. Ekonomi değerlendirmesi. Bütün bunlar olur mu peki? Yani bu çağrıda mı kalacak yine maalesef? Umarız bunun gereği yerine getirilir. Ama gerçekten Türkiye artık bu borç yükünün altından kalkamıyor. Bakın biz 31 Mart seçimlerinden sonra ve özellikle İstanbul'un iptal edilen seçiminden sonra görüyoruz ki belediyeler şeffaf yönetilmemiş. Belediyeler aynı zamanda kamu kurumlarıdır ve belediyeler kamu kurumları adına hizmet, kamu adına hizmet verirler. Belediyenin parası da bu ülkenin parasıdır. Ama baktığınızda maalesef belediyenin paralarının nerelere harcandığını, belediyenin paralarının bir sürü vakıflara, derneklere usulsüz aktarıldığını görüyoruz. Maalesef garibanlara, emekçilere, işçilere verilmeyen belediye bütçesi bir takım vakıflara, derneklere çok ciddi anlamda bir kaynak ayırarak heba edilmiş diye düşünüyorum. Zaten geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun da açıklamaları vardı bu yönde, hangi vakıflara nasıl gittiğine dair de. Şimdi konu başlıklarımız tabii borç deyince siz icra dosyalarına ilişkin bir araştırma vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir araştırması. İcra dairelerindeki dosya sayısının 21 milyonu aştığı söyleniyor. Yani bu aslında borç oranını da bir anlamda yansıtıyor. Kesinlikle. Ben tam bu bahsettiğiniz konuda geçtiğimiz yasama döneminde mecliste bir konuşma yapmıştım ve kendi şehrimden örnek vererek anlatmıştım. Ben Kırıkkale'mizde 10 yılı aşkın avukatlık yaptım. Kırıkkale'de resmi veriler bu söylediklerim. 3 tane resmi icra dairesi var. İlçeleri sayarsak 5 tane. Bakın Kırıkkale'de 5 icra dairesinde dosya sayısı 30 binin üzerinde. Yani seçmen sayısının 200 binin altında olduğu bir kentte 30 bin kişi icralık olmuş. Bakın bir de şu var. İcralık olmamış ama icralık olmak üzere.
Yani bankadan protesto gönderilmiş, borcunu zamanında ödeyememiş, borcu muacel hale gelmek üzere olan belki on binlerce yurttaşımız daha var. Tüm bunları ortaya koyduğunuzda şehrin yaklaşık dörtte biri icralık pozisyonda. Türkiye için verilen bu rakamlar da doğru. Aslında Kırıkkale aynı zamanda Türkiye'nin de aynasını yansıtıyor. Kırıkkale'de icra daireleri ve icra dosyalarında nasıl bir artış varsa Türkiye'de tam bunun karşılığında bir artış var. Üretmezseniz, yani sebeplerine evet aslında soracaktım. Üretim tabii, en önemli üretim, sebep. Çalışmazsanız, üretmezseniz sadece dışarıdan getirdiğiniz mallarla, ithalat ürünleriyle memlekete yön vermeye çalışırsanız bunun karşılığı bu. Bakın ben eskiden fabrikalara ünlü bir kentten geliyorum. Sanayi tesislerine ünlü bir kentten geliyorum. Ben Anadolu'nun ortasında Kırıkkale'den geliyorum. Makine kimya fabrikalarının olduğu, TÜPRAŞ'ın olduğu Kırıkkale'den geliyorum ama biliyorsunuz 2005'ten itibaren TÜPRAŞ'ın özelleşme süreci, TÜPRAŞ'ın tüm fabrikalara, tüm rafinerileri satıldı. Onun ardından makine kimya ile ilgili ne yapıldı? Makine kimyanın da birçok üretim kısmı kapatıldı. Kapatılıp makine kimyanın pekala yapabileceği üretimi özel sektöre devrettiniz. Ve belki daha pahalıya yaptırıyorsunuz. Bunun sonucunda ne oluyor? Makine kimya işçisi üretemiyor. Makine kimya işçisinin rahatlıkla üretebileceği ürünleri siz özel sektöre yapıyorsunuz, yaptırtıyorsunuz. Bakın, makine kimyanın tezgahları var, makine kimyanın sahası var, makine kimyanın fabrikaları var ve makine kimyanın çok kıymetli işçileri var. O işçiler birçoğu benim şahsi dostumdur. Biz üretmek istiyoruz. Biz burada her şeyi yaparız. Bu ürünler dışarıda yapılmasın. Biz üretmek istiyoruz diyorlar. Bakın, o makine kimya işçisi aynı zamanda çok onurludur. Neden biliyor musunuz? Türkiye'nin Afrin Harekatı'nda mesai ücretlerinden bir saat kazançlarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladılar. Makine kimya işçisi bu kadar kıymetlidir. O yüzden biz makine kimya işçisini seviyoruz, güveniyoruz. Lütfen, lütfen. Bir kanun teklifiniz var sizin. Bu ülke yönetenler de güvensin. Makine kimya deyince şimdi genel müdürlüğün Kırıkkale'de evet. bulunması gerektiğini evet. söylüyorsunuz. İşte idari ve mali yönden Kırıkkale'de iş yükünü taşıyan kurumun Kırıkkale'de olması gerektiği vurgusunu yaptınız. Bu arada en önemli işte 5 fabrikanın ve 2 işletme evet. müdürlüğünün de Kırıkkale'de olduğunu evet. söylediniz. Kırıkkale makine kimya fabrikasıyla var olan bir kent. Cumhuriyet kenti aynı zamanda Kırıkkale. Mühimmat fabrikası, silah fabrikası, pirinç fabrikası, ağır silah ve çelik fabrikasıyla Kırıkkale'nin göz bebeği. Bakıyorsunuz işletmelerin birçoğu Kırıkkale'de. İmalatların birçoğu Kırıkkale'de ama genel müdürlük Ankara'da. Bu bürokrasiyi artırıyor. Bu çabuk çözümlenmesi gereken konuların çözümlenme sürecini daha da uzatıyor. Yani yerinde mi olması gerektiği? Yerinde olmalı. Aslında. Bu iş Kırıkkale'de yapılıyorsa bunun kazancı da Kırıkkalelilere, Kırıkkale'nin vergi dairelerine akmalı diye düşünüyoruz. Bu yapıldığında inanın Kırıkkale'de işsizliğin çözülmesinden makine kimyada çalışan işçilerin hak ettikleri ücret zamlarına kadar birçok konunun çözüleceğini düşünüyorum. Bir kez daha söylemek istiyorum. Makine kimyanın işçileri çok kıymetli. Bakın buradan hem taşeron işçi kardeşlerimize hem de makine kimyada kadrolu çalışan işçi kardeşlerimize selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Onların bir özlemleri daha var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkarttığı bir kanun hükmünde kararname ile makine kimyada çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi gündeme getirildi. Bakın bu KHK çıkalı 1,5 yıl oldu ama makine kimyada çalışan taşeron işçilere hala kadro verilmedi. Ben kendilerini gördüğümde Ahmet abi kadro vermiyorlar. Aldığımız maaşla geçinemiyoruz. Aynı işi yapıyoruz ama bizi yok sayıyorlar diyor. O yüzden ben buradan söz veriyorum. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi bir dahaki dönem miktar olacak ve makine kimyanın taşeron işçiler ve işçilerimizin ücret zamları dahil her türlü problemi çözeceğim. Peki yani iktidar vekilleri ne diyor? Yani Kırıkkale'de hani Kırıkkale'nin evet, diğer vekilleri. Tabii. Şimdi şöyle aslında... Onlara da bu talepler gitmiyor tabii mu? Tabii ki gidiyorlar ve bilgileri var. Aslında bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil. Yani Makine Kimya Genel Müdürlüğü'nün Ankara'dan Kırıkkale'ye taşınması sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendiren bir konu değil. Makine Kimya'nın sorunlarının çözülmesi de sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin problemi değil. Diğer siyasi partiler de bizim bu çağrımıza kulak verebilmeliler. Kırıkkale'nin istikbali için, Kırıkkale'nin geleceği için muhalefet partisinden gelmiş olsa bile bu kanun teklifine evet demeleri gerekir. Neden? Eğer bu kanun teklifi İktidar Partisi, AK Parti ya da
Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelmiş olsaydı bile Kırıkkale'nin menfaatinde olan biz her şeyde olurduk ve evet derdik. Onlar da aynısını yapmalılar. Bir bence. De demek ki tepkiler sandığa yansımış Hı-hı. ki kaç yıl sonra evet. Oradan evet. vekil evet. çıktı. Uzun yıllar sonra. Onu da belirtelim yani. Demek ki tepkiler yansa şey, sandığa bir şekilde yansıyor. Borç dedik ve işte icra takipleri dedik çok ön planda ama şimdi bir taraftan da vatandaşa gelen zamlar var. Doğalgaza mesela evet. bir ayda %32 zam geldi. Hı-hı. Bunun beraberinde de başka şeylere evet. zam geldi tabii. Ona doğalgaza evet. zam gelince. Doğalgaz zammı günlerdir konuşuluyor. Buna ilişkin bir röportajımız da vardı. Siyasiler, ekonomistler zam nedeniyle iktidarı eleştiri yağmuruna tutuyor. Vatandaş ne diyor acaba? Arkadaşlarımız sordular. Hüda Aslan sordu. Coşkun Çatar görüntüledi. Bir bakalım vatandaş ne diyor zamlara. Kimine göre değişiklik, kimine göre ise zam. 1 Ağustos'ta yapılan %15'lik zammın ardından doğalgaza 1 Eylül'de geçerli olmak üzere %14,9'luk bir zam daha yapıldı. Peki yapılan bu zamları vatandaş nasıl yorumladı? İşte cevapları. Rezalet. Milletin canını alacaklar artık. Bak kaç kişi gidiyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz. Çocuklarım var, okuyor. Her ay faturalar misli. Yazın ortasında gizli zam çünkü kimsenin haberi yok, kimsenin bilgisi yok. Kış ayında olsa hepimiz kullandığımız için bunun farkına varacaktık. Ama yani yazın sonunda doğalgaza iki kere zam yapmak hiç mantıklı gelmiyor ve bunu çoğu insan hala bilmiyor. Aldığımız bir emekli aylık bizim daha zamı elimize almadan zam eriyor. Yani kolay bir şey değil. Yani evde bir de özürlü yeğenim var, onu bakıyorum. Annesi babası vefat etti. Bir emekli aylığımla hem kiradayım, yani düşünün artık. Her ay zam yiyen bir ülkedeyiz. Bunlara da katlanıyoruz. AK Parti seçim vaatleri arasında doğalgaza %10 indirim yapacağı vaadini vermişti. Ancak iki kere zam geldi. Peki inandınız mı? Ben size soruyorum. Ben asla inanmam yani AK Parti'nin verdiği sözlere. Neden inanmıyorsunuz? Her şey yalan, her şey zam. Hayat pahalı, insanlar geçinemiyor. Yani her zaman halk açısından baktığım zaman yani zamın şey olduğunu, ekonomi yönden etkileyeceklerini düşündüğüm için olması taraftarı değilim yani. Emekliye şu 5 veriyorlar, 4 veriyorlar. Doğalgaza 2 sefer nasıl ödeyecek? Soba yakacağım bu kış. Millet battaniyelere sarılıp oturacak. Sobalarını kuracak da öyle yani. Yiyecek bir şey yok. Kullanmayacak mıyız doğalgazı? Ben kullanmayacağım. Battaniye sarılıp oturacağım çünkü bütçem yeterli değil. %40 daha yapmaları gerekiyor. Bolluk içindeyiz. Ceplerimiz para dolu. Harcayacak yer bulamıyoruz. Şaşırıyoruz. Bizi o şaşkınlıktan kurtarsalar iyi olur. Üst üste zamlar evet. böyle yansıyor vatandaşa. Size neler geliyor bu anlamda? Hani şikayetler evet. ya da işte talepler? Evet. Çok fazla geliyor. Doğalgazdan bahsettiniz. Bir ayda gelen zam %32. Sigaraya gelen zam var. %30'lara yakın. Bakın bir veriyi daha paylaşmak istiyorum. Çocuğunuz var, ana sınıfına başlayacak. Başlama maliyeti 1200 lira. Çocuğunuz birinci sınıfa başlayacak. Başlama maliyeti 1800 lira. Çocuğunuz ilkokulu bitirdi, ortaokula başlayacak. Masrafı 2200 lira. Okula başlama masrafı. Yani bu hani özel okullar değil yani. Hani bunların hepsi, normal standart tabii, eğitimden tabii. bahsediyoruz. Bir şey daha devlet var. Okullarında. Mesela devlet okullarında öğrenci servis ücretleri %20 civarında ortalama bir zam yapıldı. Peki emekliye, işçiye, memura verilen zam ne kadar? %4, 3,5, evet. 2,5. Yani vatandaşla dalga geçer gibi. Gerçek enflasyonun %30'ları aştığı bir Türkiye'de emekçilere, üreten insanlara, memurumuza, emekliye verilen zam maalesef %4'lerde, 5'lerde kalıyor. Aslında bir şey daha yapıyorlar. Yıllık enflasyon rakamları açıklanırken vatandaşın temel tüketim maddeleriyle ilgili genelde herhangi bir veri almıyorlar. Vatandaşın tüketmediği, vatandaşımıza onlar, uzak evet. olan ne varsa onlar üzerindeki artış sanki gerçek bir enflasyonmuş gibi ortaya çıkarılıyor. Bence burada da doğru olmayan şeyler yapılıyor. Eğer iktidar partisi
vatandaşın durumunu görmek istiyorsa bence şunu yapsın. Temsilcilerini caddeye göndersin. Pazara göndersin. Alışveriş yerlerine göndersin ve etiket fiyatlarına baksın. Vatandaşımız sivri biber alamıyor. Domates alamıyor. Hı hı. Yanında çocuğu var. Bir dedemiz, nidemiz çocuğunun canının istediğini, torununun canının istediğini pazardan alamıyor. Biz bu hale geldik. Bu ülkemin güzel insanları bunları hak etmiyor. Bir de üstüne işsizlik var. Evet, ki evet. Size de gelen talepleri yani program öncesinde de birazcık konuştuk. Dolayısıyla üzerinizde de tabii evet. Şimdi bir sorumluluk da geldi evet. Aslında. Hani özellikle muhalefet üzerinde, CHP üzerinde hem belediyeler alındığı için evet. Hem de işte bir de bir iddia, iktidar olma iddiasıyla yola çıkıldı. Dolayısıyla böyle bir sorumluluk da var. Ama bir taraftan da hükümetin yapması gerekenler evet. Var. Siz de doğal evet. Olarak arada tabii, kalmış durumdasınız aslında. Kesinlikle. Ben şöyle söyleyeyim, kendi Kırıkkale'mde, kendi kentimde hem parti binasında sık sık oluyorum hem de kendi ofisim var. Hı hı. Orada bulunuyorum. Bakın bu verdiğim rakamlar çok ciddi rakamlar. Benim büroma günde ortalama 70 ya da 80 kişi geliyor. İş, bunların iş için mi? %90 iş istiyor benden. Ve son zamanlarda bir şey daha var, onu da çok üzülerek açıklamak istiyorum. Mühendislik fakültesi mezunu ya da öğretmen, bakın öğretmen hı hı. Ya da fen edebiyat fakültesi mezunu. Ahmet Bey, ben bölümümle ilgili iş istemiyorum. Bana ne iş bulursam bul, ben o işi yapacağım. Şimdi ben bu gençlerimizi görüyorum ve gerçekten çok üzülüyorum. Bir şey daha yaşıyorum, bunu da söylemem lazım. Hanımefendiler geliyor, beyefendiler geliyor. Ne diyorlar biliyor musunuz? Sigortadan da vazgeçtim. Sigorta da istemiyorum. Bana 1500 lira aylık para versinler. Ben çoluğumun çocuğumun karnını doyuruyorum. Maalesef bugünün Türkiye'si, bugünün Kırıkkale'si bu. Bunları üzülerek anlatıyorum. Bakın genel başkanımızın bugün söylemleri var. İktidar Partisi sırf Cumhuriyet Halk Partisi'nden geliyor diye bu önerilere kulak tıkamasın. Cumhuriyet Halk Partisi yapıcı şeyler söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomiden dış politikaya kadar bu ülkenin refahını gerektiren şeyler söylüyor. Bence Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar Sayın Genel Başkanımızı hiç dinlemedi ve ülkeyi bu hale getirdi. Ülkeyi yeniden düzlüğe çıkarmak için muhalefet partilerine biraz kulak versinler. Evet. Şimdi işsizlikten bahsettik, işte borçtan bahsettik, esnaf kepenk kapatıyor. Aslında bu büyük şehirlerde çok yaygın ama küçük evet. Şehirlerde hı-hı. Daha net olarak çok net. Siz sokakta hı-hı. Da bunu daha net olarak görebiliyorsunuz. Bütün bunlar toplumsal olayları da beraberinde evet. Getiriyor. İşte kadın cinayetlerini evet. Konuşuyoruz bugünlerde. Hı-hı. Kırıkkale'de yaşandı, Emine Bulut. Evet. Sadece Emine Bulut değil tabii. Bir araştırma var. Sadece bir ayda 49 kadın erkekler tarafından evet. Öldürüldü diye bir araştırma var. Kadın cinayetleri maalesef son bulmuyor. Haziranda bu rakam 40, Temmuz'da 31'miş mesela. Peki yani siyasetin rolü ve sorumluluğu burada ne oluyor? Ayrıca Emine Bulut'un ailesine ziyaret evet, ettiniz evet. Zaten. Çok üzgünüm gerçekten. Bu bir vahşettir. İnanın duyduğumuzda kulaklarımıza inanamadık. Bu olumsuz olay, bu vahşet maalesef sadece Kırıkkale gündeminde değil, Türkiye gündeminde, hatta dünya basınında yer aldı. Ben işletme sahibi arkadaşımızı da tanıyorum. Orada yaşadıklarını bana birebir anlattı. Çok üzüldüm gerçekten. Bir anne ölmek istemiyorum diyor. Yanındaki kızı da anne lütfen ne olur ölme diyor. Çaresiz bunu, bir şekilde. Çaresizlik. Bu gerçekten bizi son derece etkiledi. Geçen hafta Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Fatma Köse hanımefendiyle beraber aileyi ziyaret ettik. Kızımızı ziyaret ettik. Ailenin yanında bulunmaya, acılarını bir nebze de olsun azaltmaya çalıştık. Ama dediğim gibi giden gelmiyor. Giden gelmiyor. Bir hanımefendi hayatını kaybetti ve bir çocuk ömrünün sonuna kadar, maalesef çok üzülerek söylüyorum, annesinin ölümüne tanık olarak yaşayacak. Evet. Bakın o yükle yaşayacak. Devam edecek. Bakın dün bir hadise yaşandı. Sanıyorum Mardin Midyat'ta. 10 çocuk annesi, 10 çocuk sahibi bir anne. Eşi tarafından öldüresiye dövülmüş. Beyin travması geçirmiş. Yoğun bakımda yatıyor. Ama eşi elini kolunu sallayarak şu anda dışarıda geziyor. Bu suç işleyen bu kişinin cezaevine girmesi için illa o bayanın ölmesi mi gerekiyor? Yasalarımız neden caydırıcı değil? Yasalarla beraber şu da var. Bakın Türkiye bir kaos yaşıyor. Türkiye'de insanlarımızın artık depresyona girme oranları çok daha fazla. Psikolojik sıkıntı yaşamaya başladık biz. Sağlığımızı kaybediyoruz toplum olarak. Neden?
ekonomik kaygılardan, güvenlik kaygısından, ülkemizin gidişatından rahatsız olduğumuz için. Bakın şöyle düşünün, bir anne ya da baba akşam çocukları defter istiyor, kitap istiyor. Ya da çocuklar doymak istiyor. Eve çocukların ihtiyaçlarını eve gittiğinde, çocukların ihtiyaçlarını karşılayamadığında acaba nasıl bir ruh haline giriyor? Acaba bu ülkeyi yönetenler buna dikkat ediyor mu? Bu anneler, babalar, o çorbaların kaynaması için... O yüzden siyasetin hani sorumluluğu, evet, rolü diyoruz bizde. Bazı rakamlar var. Kadın cinayetleri karnesi gün geçtikçe ağırlaşıyor diyoruz ama kadın cinayetlerini durduracağız platformundan bir açıklama vardı. Mesela cinayetlerden işte 29'unun belirlenememiş. Ben şimdi 49 dedim biraz önce. Sebebi 29'unun belirlenememiş ama diğer kısımda 3'ünde ekonomik nedenler, evet, evet, ön plana çıkıyor tabii. Mesela 10 cinayette kadının boşanmak veya ayrılmak isteğiyle olduğu ortaya çıkıyor. Bir tarafta işte tabii töreler, evet, gelenekler, görenekler, bütün bunlar maalesef, da maalesef etkili oluyor. Dolayısıyla siyasilere de, evet, büyük sorumluluk düşüyor ve hatta belki de yani bunun önüne geçilmesi için yargının mı daha fazla bu olaya el atması gerekiyor acaba? Yani cezaların, evet, mı? Elbette ki yani idam demiyoruz ama yani cezaların mı, ne olması gerekiyor sizce? Tabii ki bu aslında çok haklısınız. Bir çerçeve yerine birçok açıdan bu işi bakmak ve araştırmak. Düzgün giyindi diye mahkemeden farklı bir karar çıkabiliyor yani. İyi hal indirimi alıyorsunuz. İyi hal indirimi geliyor. Vatandaş katil. Eşini öldürmüş ama takım elbise giymiş. Kravat takmış. Mahkeme duruşma salonuna çıkmış. İyi hal indirimi. Cezasını indir. Aslında bunların hepsi bu suçların işlenmesinin oranını artırıyor. Çünkü ciddi anlamda bir karşılığı yok. Suç işleyenin yanına kalıyor. Cezalar caydırıcı değil. Hem bu işin ceza boyutu var, bakın, hem de toplumsal boyutu var. Bir önce törelerden bahsettiniz. Ekonomiden bahsettiniz. Bunun tamamını bu açıların toplamıyla bakmak lazım. Hem cezalar yetersiz, hem toplum depresyonda. Gerçekten sağlığımızı yitiriyoruz. Bu ülke nereye gidiyor? Bence bu ülkeyi yöneten insanların, iktidarın başta, bir araya gelip bir komisyon kurup bu problemleri çözmesi ve araştırması gerekiyor. Bakın birçok mecliste önergelerimiz oluyor. Daha önce de verildi yani araştırma tabii, önergeleri. Kabul edilenler var, kabul edilmeyenler var. Kadın cinayetlerinin araştırılmasıyla ilgili bizim önergelerimiz var. Diğer siyasi partilerin önergeleri var. İktidar partisinin önergeleri var. Ama bakıyorsunuz bunlar bir araya getirilmiyor. Toplumun tamamını ilgilendiren bir konuda bile siyasi partiler bir araya getirilmiyor. Siyasi partiler bir araya getirilmediği için herkes kendi yasal düzenlemesini dayatmak istiyor. Öyle olunca da kalıcı ve kesin çözümlere ulaşamıyoruz maalesef. Bakın bence burada Diyanet'in rolü de çok önemli. Burada Diyanet'in de toplumla ilgili bir rehabilite görevi var. Diyanet işleri başka yerlere kafa yormak yerine bence biraz da bu konuya eğilmeli. Bakın siz Diyanet işlerinden ya da yetkililerinden bu canilerin hak ettikleri cezaları almaları, sadece bu canilerin değil, Kur'an kurslarında yapılan maalesef tecavüzlerin, istismarların, sorumlularının ceza alması için gerçek anlamda haykırdıklarını duydunuz mu? Kadın cinayetlerinin son bulması için haykırdıklarını duydunuz mu? Onlar neyle meşguller? Onlar 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nda, 30 Ağustos aynı zamanda mübarek gün, Cuma gününe denk gelmiştir, Atatürk'ün ismi hutbede geçmiyor. Onlar bunlarla uğraşıyorlar. Onlar toplumun ihtiyaçlarıyla uğraşmıyorlar. O yüzden bunları üzülerek anlatıyorum. Yine en son Emine Bulut cinayetinde de verildi mi araştırma komisyonu kurulsun tabii, tabii, önerisi? Tabii tabii. Benim yine bu konuda araştırma, benim teklif bana ait. Maalesef bu olay yaşandıktan sonra hem Emine Bulut cinayetinin hem de diğer tabii, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarlarının gerçek sebepleri araştırılsın ve çözülsün diye benim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğum bir önergem var. Meclis şu anda tatil ve Ekim'de açılacak. Ben bunun hemen gündeme gelmesi için üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim. Ama yine söylüyorum,
sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin, partimizin girişimleriyle bu iş çözülemez. İnanıyoruz ki bütün partiler bir araya gelecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da belediyelere talimatları vardı. Artan kadın cinayetlerine ve tabii çocuk istismarlarına ilişkinde. Diyor ki yani buna karşı çözüm projeleri hazırlansın ve bir an önce de hayata geçirilsin. Nedir onlardan biri? İşte sığınma evi örneği gibi. Ve hafta başında gerçekleştirilen MYK toplantısında da yine Kırıkkale'de eşi tarafından katledilen Emine Bulut'la birlikte tekrar gündeme geldi tabii bu konular. Bütün bunlar yani yine de hani üzerine düşen görevi yapmak anlamına geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumsal bir sorumluluğu var. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi geçmişini Kuvayi Milliye'den alıyor. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin partimizin tüzüğünün birinci maddesinde şu yazar. Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri'nin devamı olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Biz bu kadar köklü bir partiyiz. Biz geçmişimizi, gücümüzü Kuvayi Milliye'den alıyoruz. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadrolar aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi benim iki büyük eserim var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi böyle tarihsel bir görevimiz var. Böyle tarihsel bir misyonumuz var. Geçmişten gelen sorumluluklarımız var. Öyle olunca kesinlikle hiçbir konu ayırmadan, tabii ki öncelik sırasını gözeterek topluma dokunacak, topluma nefes aldıracak, toplumun feraha ermesi için gerekecek ne varsa Cumhuriyet Halk Partisi o konuda adım atıyor ve atmaya devam ediyor. Mesela kreş örneği var. Evet. Kreşlere çok önem veriliyor şu anda. Hem annelerin çalışma hayatını kolaylaştırma, hem de okul öncesi eğitimi ne kadar önemsediğini her defasında biz de hep söylüyoruz zaten böyle olması gerektiğini. Çünkü öncelik iyi birey yetiştirmekten sağlıklı geçiyor birey, zaten. Mutlu bireyler yetiştirmekten. Onların da yolu bakalım. Şimdi belediyeler sığınma evleriyle ilgili projelerini bir an önce hayata geçirsin dedi CHP lideri. Buna yönelik çalışmalar gelecek mi? Bu konuda bir şey söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Üniversite sınav sonuçları belli olduktan sonra yurttaşlarımız bu dönem bize çok fazla ulaşıyorlar. Gerekçesi şu: oğlum kızım Eskişehir'i kazandı ya da İstanbul'u kazandı ya da işte Malatya'yı kazandı, Antalya'yı kazandı, İzmir'de bir üniversite kazandı ama yedek 2000. sırada. Yedek 1500. sırada. Çocuğuma sıra gelir mi? Bakın birçok öğrenci üniversite sınavına giriyor ve kazanıyor. Ama maalesef daha yurt problemini bile çözemedik. Çocuklarımız yurt sorunlarını çözemediler. Bakın işte cemaatler buralardan besleniyor. Çocuklarımız devlet kontrolünde yurt bulamadıkları mecbur için, yerleşemedikleri için işte bu karanlık odakların, bölücü odakların, terör örgütlerinin işine geliyor. FETÖ de çok tehlikeli bir terör örgütü. İşte buralardan beslendi. Buralardan güçlendi. Buna bir çözüm bulunamaz mı? Mesela işte TOKİ örneği. Evet, birçok binalar yapılıyor. Olmaz mı yani? Yurtlara verilemez tabii ki, mi? Tabii ki çözülebilir. TOKİ bu konuyu rahatlıkla çözebilir. Aslında bundan önce merkezi hükümet ve merkezi hükümete bağlı belediyeler de bu işi çözebilirdi. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu belediyelerde bu yurt sorunları daha az. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu belediyelerde insanlar bir nebze de olsa daha rahat yurt bulabiliyorlar. Ama İstanbul'da, Ankara'da öğrencilerimiz yurt bulamıyorlar. Kalabilecek herhangi bir yer bulamıyorlar. Aslında bu TOKİ aracılığıyla, merkez hükümet aracılığıyla, belediyelerin de katkısıyla çok rahat çözülebilecek bir konu. Hükümet acaba bu konuyu bilinçli mi çözmüyor, onu merak ediyorum. Her şeyin sonunda bir rant mı çıkıyor ortaya diye de bir tabii soru işareti de kalıyor. Şimdi gündemin diğer başlıklarına da bir bakalım. Ekrem İmamoğlu bir ziyaret gerçekleştirdi. Kayyum atanan belediyelere, belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Ve Süleyman Soylu tarafından hedef alındı. İmamoğlu için dedi ki cahil, haddini bil ifadesini kullandı. Daha da ileri giderek tehdit boyutuna vardı bu iş. Ve buradan söylüyorum, işini yap. İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz dedi. Bir de tabii bu kelime araştırıldı uzunca bir süre. Ne anlama geldiğini. Yani işte seni perişan ederiz gibi bir anlamı var elbette. Yanıt CHP liderinden geldi. Her şeyi yapabilirler. Ortada hukuk yok, adalet yok dedi. İşte biraz önce konuştuğumuz konu yine. Grup başkan vekilleri tepki gösterdi. Engin Özkoç dedi ki insanları tehdit eder, sarayın emrinde çalışır ifade
ifadesini kullandı. Nasıl yanıt veriyorsunuz siz Süleyman Soylu'ya? İnsanların, siyasilerin işgal ettikleri makamlara bakıyoruz. Konuşmalarına bakıyoruz. Gerçekten üzülüyoruz. Bahsettiğimiz kişi herhangi bir kişi değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli bir bakanlığında uzun süredir çalışan bir insan. Bu kişinin İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını bu seviyede, bu düzeyde yok ederim tehdidinde bulunması gerçekten bizi çok üzüyor. Bakın bu konuşmaları çocuklar da dinliyor. Bu konuşmaları i̇şte onun için siyasilerin rolü, sorumluluğu derken sözleri çok anlam taşımıyor mu? Çocuklarımız bu konuşmaları duyuyorlar televizyondan. Kocaman kocaman insanların toplumu nasıl gerdiğini değerlendiriyorlar. Tehdit ettiği kişi kim? İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı. Ekrem Bey İstanbul tarihinin neredeyse en yüksek oyuyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş bir kişidir. Ve Ekrem Bey her zaman mütevazi kimliğiyle, saygısıyla, beyefendiliğiyle anılan bir insan. İlçe belediye başkanlığından itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra insanlar onu daha çok tanıdı ve sevdiler. Böyle bir insana seni yok ederim demek tek kelimeyle son derece üzüntü verici, bir bakana yakışmayan düzeyde bir sözler. Ama bu ilk değil, biliyorsunuz bundan önce de birçok tehditler oldu. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere karşı da oldu. Elinde mikrofon olan siyasi parti temsilcileri muhalefet partisini nelerle suçladıklarını biliyorsunuz siz. İşte terör örgütü üyeliğinden işte zillet ittifakına kadar çok olumsuz şeylerin söylendiğini görüyoruz. Süleyman Soylu dahil toplumu geren, toplumu bölen bu siyasiler mutlaka ama mutlaka sandıkta gerekli cevabı alacaklar. Buna ilişkin tabii CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in de yanıtı vardı. O da ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın demişti. Tepkiler üst üste geldi. Ama CHP lideri diyor ki mesela hukuktan bahsetti. Evet. Yani hukukun olmadığını söyleyerek. Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir uyarı var. Bugün biz de bültenimizde yer verdik. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri diyor ki Türkiye'deki yargı bağımsızlığının bu konuda endişe duyduklarını söylüyor ve yargı bağımsızlığının ciddi şekilde aşındığı uyarısında bulundu. Şimdi bütün bunlar aslında hani gelecek olan yatırımcıyı işte dışarıdan Türkiye'ye bakışı, şimdi bir de Suriye'den dolayı iyice işler karışmış durumda. Nasıl etkiliyor sizce? Bunların tamamı uluslararası sermayenin Türkiye'ye gelmesini engelliyor. Aslında bunların hepsi özellikle küreselleşen dünyada... Yani güvensiz bir ülke konumunda görünüyor. Küreselleşen dünyada karşımıza çıkan problemler. Şimdi batılı iş adamı istikrarın olduğu, güvenliğin olduğu, devamlılığın olduğu ülkelerde çalışmak istiyor, yatırım yapmak istiyor. Ama bakın Türkiye'ye, siyasi istikrarı maalesef çok olumsuz. Dış politikası çok berbat durumda ve adalet ayaklar altına alınmış bir durumda. Böyle bir ortamda dış yatırımcının Türkiye'ye gelmesini beklemek mümkün değil. Bakın daha acı bir şey var. Çok yakın tarihte, bunlar çok geç değil. Türkiye İş Bankası ile ilgili söylemleri hatırlayın. Hükümet yetkililerin. Yani neredeyse bankayı kapatmaya varacak tehditler ortaya atılıyor. Yani bir bankayı kapatacak kadar gözdağı veren bir iktidarın dışarıdan yatırımcı beklemesi kadar garip de bir olay olmadığını düşünüyorum. Aslında bunların hepsi çözecek konular. Bakın o hale vurgu var örneğin. Onu da hemen atlamayalım. Şimdi diyor ki Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic'in açıklamaları var. Türk mahkemelerinin bağımsızlığının 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki olağanüstü hal sürecinde zarar gördüğünü. Evet. Hep zaten bir 20 Temmuz darbesi darbe ifadesi vardır. Evet. Genel başkanımızın tabiridir. 20 Temmuz sivil darbe. Bakın bu önce şuradan başlamak lazım. 15 Temmuz hain darbe girişimi bu ülkenin tamamına karşı yapılmıştır. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine, üniter yapısına ve cumhuriyete karşı ve demokrasiye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu sadece AK Parti'nin değil, bu herkesin sorunudur. Şimdi öyle olunca Türkiye bu aşamaya nasıl geldi? Bu darbenin olumsuz sonuçları nasıl ortadan kaldırılır? Bunların hep beraber çözümlenmesi için muhalefet partilerinde görüşlerinin dikkate alınması lazım. Bakın Yenikapı'yı hatırlayın. Evet. Tüm siyasi partiler herkes oradaydı. Beraber oldular ve çok güzel bir mesaj verdiler dış ülkelere karşı. Peki ondan 15 gün sonra ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı
muhalefet partisi liderlerinin tamamını bir kenara bırakıp kendi kontrolünü sağlamayı tercih etti. Öyle olunca ne oldu? 20 Temmuz, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de sivil darbenin önünü açtı. Kanun hükmünde kararnamelerle yönetilen bir ülke. On binlerce ihraç, tutuklamalar, gözaltı, açığa almalar. Bunların hepsi büyüdü. Türkiye altından kalkamayacağı maalesef bir yük altına girdi. Umarım bunların tamamını aşarız. Aşmanın yolu bence demokrasiye sarılmak, hukuk devletine sarılmak ve insan haklarına sarılmak diye düşünüyorum. Bütün bunlar sandığa da yansıyor. Metropol'ün bir araştırması vardı. Ve Metropol şirketi diyor ki Türkiye'nin nabzı Ağustos 2019 başlıklı bir araştırma. Cumhurbaşkanına görev onayı verenlerin oranı %44'e geriledi diyor. Yani yavaş altında. Yavaş bir düşüşü de sandıkta da görüldüğünü Metropol AŞ'nin de bu şey araştırmasında aktarmış olalım. Dışarıdaki yani dış politika dediniz siz biraz önce. Bütün bunlar da tabii etkili oluyor. Tabii özellikle ki. Suriyeliler açısından baktığımızda. Bugün yine farklı rakamlarda 1000 küsürdü tam rakamı hatırlayamıyorum ama İstanbul'dan ülkelerine gönderilen Suriyelilerin rakamları da açıklandı. Valilik de zaman zaman açıklama yapıyor. Merkezlere gönderdiklerini ve oradan işte ülkelerine gönderdiklerini söylüyor ama durum böyle değil aslında. Çünkü değil. Güneydoğu'dan da haberler geliyor zaman zaman. Nüfusun belli bir oranını artık aştığı diye söyleniyor. Özellikle şimdi Kilis'te. Kilis örneği var. Şimdi de İdlib var. Yine bir göç dalgası ve buraya ilişkin yeni uyarılar da var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın Suriye politikasının biraz geçmişine bakalım. Dönemin Başbakanı hatta Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun söylemlerine bakın. Biz 15 günde Şam'ı alıp Halep'te cuma namazını kılmadan başlayıp bugünlere kadar geldik. Suriye İç Savaşı 5. yılını doldurdu. Suriye'de milyonlarca insan can güvenliği taşımadığını düşünen milyonlarca insan rahatlıkla Türkiye'ye giriş yapabildi. Bakın o dönemde eğer bir tampon bölge veya da sınırımızın hemen Suriye tarafında bu insanların toplanması için gerekli olan yerler sağlansaydı bugün Türkiye'nin her yerinde bu kadar Suriyeli olmazdı. Geçenlerde basında takip ettim. Geçtiğimiz bayramda, mübarek bayramımızda 25 bin Suriyeli ülkelerine dönmüş, yakınlarıyla bayramlaşmış. Ama tekrar gelmiş. Ama tekrar Türkiye'ye gelmiş. Şimdi bu insanlar rahatlıkla kendi ülkelerine geçip akrabalarını bulup bayramlaşabiliyorlarsa bence buradan itibaren bir çalışma yapmak lazım. Son dönemlerde konuşuluyor. İşte güvenli bölge 15 kilometre mi olsun, 30 kilometre mi olsun. Ama Türkiye bu aşamada neler kaybetti? 5 milyon Suriyeli Türkiye'ye girdi. Anadolu'nun her yerinde özellikle Suriye sınırında olan illerimize baktığımızda Kilis'te, Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te artık neredeyse Suriyeli insanların sayısı bizim vatandaşlarımızdan fazla olmuş durumda. Yine ilimizden bir örnek vereyim. Anadolu'nun ortasında küçük şirin bir ilimiz. En son sordurduğumda 6 bin civarı Suriyeli vardı. Kırıkkale'de 6 bin. Bunlar bakın sadece Suriyeliler. Bunun dışında Özbekler var. Afganlar var. Cezayirliler var. Bunlar hariç bunlar bu rakamda peki, yoklar. Mesela çalışıyorlar mı? İşte örneğin Kırıkkale yani siz daha hakim oldunuz. Şöyle bu insanlar aslında sosyal güvencesiz çalışıyorlar. Bu ucuz işçiliğin de önünü açıyor. Şimdi asgari ücret verip sigorta yatırmak yerine maalesef bu insanlar daha emek sömürüsüyle bu insanlar daha ucuza çalıştırılabiliyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Bizim yetişmiş kalifi insanlarımız iş bulamıyorlar. Neden? Bizim insanlarımızın, yurttaşlarımızın pekala yapacağı işleri Suriyelilere daha düşük malzemeyle yaptırtabiliyorlar. Bence bu işsizlik rakamlarının altında bu hadise de var diye düşünüyorum. Yine Kılıçdaroğlu'nun uyarıları vardı. Esad'la ilişkiye geçecek ve oturup konuşacaksınız dedi. Hep baştan beri hani diyaloğun doğrudan bir temasın sağlanması yönünde uyarılar geliyordu. Dış politikada düşmanlık olmaz dedi Kılıçdaroğlu. Bunu zaten dış politika uzmanları da her defasında dile getiriyor. Yani çıkarlar öne çıkmalı diye. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şimdi destek gelmedi. Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı diyor. Kendileri gündeme getiriyor ama hadi deyince kimseyi karşımızda göremiyoruz. Şu anda bölgenin güvenli bölgenin sadece adı kaldı. Amerika'ya bu anlamda güvenilmemesi gerektiği işte daha önce Münbiç olayında yaşananlar gibi uyarılar da geliyordu ama biz yine aynı adımı atmış olduk.
Yani bakın Sayın Cumhurbaşkanı kime dostum diye hitapta bulunmuşsa onunla en büyük kavgaları yapmıştır. Bakın Esad konusunu hatırlayalım. Ortak biz bakanlar kurulu toplantıları yaptık. Evet. Karşılıklı ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bir dönem Suriye üzerinden Esad'la yapılan anlaşma karşılığında Orta Doğu'ya açıldı. Mallarını sattı. Müteahhitlerimiz girdi. Türkiye'de üretilen ürünler Orta Doğu pazarına açıldı. Nereden nereye geldik? Amerika istedi. Amerika böyle olmasını istedi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bunun peşinden gitti. Dostumuz, kardeşimiz dediğimiz Bodrum'da beraber ailece tatil yaptığımız Esad ailesine biz düşman olduk. Onun sonunda da 5 milyon Suriyeli, Türkiye'nin her yerinde Suriyeliler. Sınırının bakın bir de şu var, şunu konuşmuyoruz. Eskiden bizim güney komşularımız Suriye'ydi değil mi? Suriye, Irak'tı. Bugün güney komşularımızın arasında Rusya var. Güney komşularımız arasında Amerika var. Bugün YPG var. YPG'lerden terör örgütü geldi oraya yerleşti. Eskiden Amerika yoktu, YPG yoktu, Rusya'da yoktu. Bizim sınır komşumuz Suriye'ydi. Toprak bütünlüğü olan Suriye'ydi. Bugün artık dünyanın süper güçlerinin çarpıştığı, Rusya ve Amerika'nın süper güçlerinin çarpıştığı, savaştığı bir ortamda biz onlarla sınır komşusu haline geldik. Peki bunun gerekçesine AKP iktidarının yanlış dış politikaları. Şimdi önümüzdeki süreçte meclis açılacak. Evet. Böyle çok fazla konuyu sıkıştırmaya çalıştık ama konuyla bağlantılı bir şekilde açıldı böyle. Meclis açılacak. Tabii sizde hareketli, evet, yoğun günler de bekliyor. Umuyoruz ki bu önergeler gündeme gelir. Umuyoruz ki meclis çatısı altında çözülsün. Yine umarız, eskisi gibi birçok mesele diyelim. Anlaşmayla, uzlaşıyla değil mi? Beraber paylaşmayı bilmek lazım. Ben iktidardayım, istediğim her şeyi yaparım dememek lazım. Bu ülkede sizin gibi düşünmeyen 10 milyonlarca insan var. Onların da temel hak ve hürriyetlerine saygı göstermeniz lazım. Bununla beraber gerçek gündem işsizlik, gerçek gündem açlık, gerçek gündem yoksulluk. Umarım bunları çözeriz. Evet, gerçek gündem yoksulluk. Ağustos'taki açlık sınırı 2058 lira. Yani asgari ücretin üzerinde kalıyor ve asgari ücret de eriyip bitmiş oluyor. 4 kişilik aile için yoksulluk sınırı 6705 lira. Evet. Bu rakamlar çok çok önemli, evet, rakamlar aslında. Evet. Ama işte Çalışma Bakanı ile oturuldu, konuşuldu ama o masadan önce bir restle ayrıldı. Evet. Sonra tekrar anlaşıldı. EYT'lilerin bu arada son, evet, bir dakikamız kaldı galiba. 8'i miydi? 8 Eylül müydü? 8 Eylül'de bir mitingi olacak. Evet. Ankara Tandoğan'da. Onu da belirtelim. EYT'liler halen seslerini duyurmaya daha çalışıyor. Önce İstanbul'da yaptılar. Hı-hı. Bir kez daha Ankara'da yaptılar. Biz kendilerinin elimizden geldiği kadar katkıda bulunduk. Bu insanlar ne istiyorlar? Bu insanlar, biz sigorta primimizi doldurduk. Emekli hak kazandık. Bizim, evet, hakkımızı verin diyorlar. Bundan daha doğal, daha adil, aslında daha masumane bir istek olamaz. Çalışmış, vergi vermiş, katma değer üretmiş, artık ben emekli olmak istiyorum diyorlar. Hı hı. Peki bu insanlara ne yapılıyor? Bu insanların emeklilik hakları verilmediği gibi bu insanlar iş bulmakta da zorlanıyorlar. Peki. EYT sorununda söz veriyoruz, biz çözeceğiz. İnşallah bizim de EYT'li arkadaşlarımız var buradan, onlara da böyle söyleyelim. İnşallah bu sorun çözülür diyelim. Ayın 15'inde de bölgesel bir eylem yapılacak. Adana'da bir araya geliyor EYT'liler. Onun da buradan duyurusunu yapmış olalım. Sağ olunuz, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Başkent gündemini noktalayalım sevgili izleyiciler. Gün içindeki gelişmelerde akşam haberlerimizde sizlerle olacak. Hoşçakalın.